Acele ediyorsun Ebba Hanım. Daha maça bir saat var. Bugün dananın kuyruğu kopacak. Zorlu olacak bu maç. Ha. Ne yazık ki ben gelemeyeceğim. Yukarı mahallede bir hastam var. Ha. Dur. Alın şu bombaları. Hepsi isabet etsin çır çır sporlulara. Buraya bak, buraya. Ha. Maç nizami oynanırsa antrenörümüz Murat'ın vereceği taktikler sayesinde evvel Allah bizim çocuklar alır bu maçı. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam Faik baba. Tamir etti mi bizim çocukların pabuçlarını? Hepsi çantada, zımba gibi oldu. Ya bu domatesler ne? Yine bize kafa tutarlarsa, hakkımızı yerlerse bundan iyi silah mı olur Faik baba? Şişko! Getir bizim sepeti! Kamyon acil beyler, maça içi, hangi maça içi? Maçı düşünmekten dün gece gözüme uyku girmedi. Geçen maçta az mı dayak yedik? Ama bu sefer enayi değiliz. Maç domatesle, sopayla kazanılmaz efendim. Bu defa karakoldan zor kurtarırım sizi. Ama Çirçir Mahallesi'nin veletlerini biliyorsun. Şu parmak kadar çocuğun üstüne nasıl çullanmışlardı. Bu parmak kadar çocuk onlardan üçünü hastanelik etti. Ne çabuk unuttunuz. Hadi Şişko, götür sepeti kamyona. Efendim, maça muharebe meydanına gider gibi çıkılmaz. Hem bizim çocuklar onlardan daha iyi oynuyor. Murat iyi bir antrenör, az mı uğraşıyor takımla? Ya Gülşah? Amigo Gülşah ve bu başı Murat sayesinde alacağız bu maçı, duydun mu kafa? Boyacı spor derler bize, çırçırı getiririz dize. Allah! Sizi çırçırlar sizi. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa. Ya ya ya, Gülşah? Şu haline bak. Korkmuyor musun hiç onlardan? Korkmuyorum. Ben boyacı sporun amigosuyum. Korkar mıyım hiç? Hadi hadi bırak şimdi şu efeliği de gel elini yüzünü yıka hadi. Gelmem canım anneciğim. Neden gelmezmişsin küçük hanım? Çünkü bir tane bez daha yazacağım. Şimdi başlarım ben senin amigoluğuna. Ay ay. Oh. Canım anneciğim ay. Ne oldu? Beni çok üzüyorsun sen ama. Ben seni üzer miyim tatlım? Sen benim canımın ta içisin. Sen yok musun sen? Bir gün değiştireceğiz seninle takkelerimizi. Aman bir tanem kızma sen. Ne demişti doktor amca? Kızmayacaksın. Hiç üzülmeyeceksin. Sonra kardeşimin de canı yanar ya. Oho!
Gene neler kaynatıyorsunuz çocuklar? anlatın bakalım. Anneme sancı geldi babacığım. Ha, ben sana demedim mi yavrum? Ayakta durmayacaksın, fazla yorulmayacaksın diye. Ya, gel. Allah aşkınıza ne oluyor size? Bir şeyim yok benim. Ama tatlım, demin sancın tutmadı mı? Murat, şu kızının yüzüne, ellerine bir bak. Kocaman bir bezede yazılar yazmış. Başta ya gene kavga çıkarsa? Hani üzmeyecektin anneni? Aslan babacığım, hiç üzer miyim annemi? Sen bana takıma moral vereceksin demedin miydi? Bak, sana ne aldım babacığım. Bu kıymetli hediyenize layık olmaya çalışacağım Gülşah Hanım. Bu maçın kaderi sizin elinizde Murat Bey. Nurten hiç beze yazı yazdık diye kavga çıkar mı canım? Annem madem çekiliyor evde kalsın. Ayo küçük hanım anca beraber kanca beraber. Amigo önde siz arkada marş marş. Ya 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 şa 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 Boyacı spor çok yaşa. Ya 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 şa 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 Boyacı spor çok yaşa. Ya 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 şa 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 Boyacı spor çok yaşa. Ya 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 şa 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 Boyacı spor çok yaşa. Ya 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 şa 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 Boyacı spor çok yaşa. Müdafaya çekilmek yok, hep hücum edeceksiniz. Redvan, şahsi oyuna çalıma dalarsan alırım seni oyundan ha. Arkadaşlarına pas vereceksin. Biliyorsun, çırçır sporun en tehlikeli adamı Pele Ömer. Sakın ona nefes aldırma. Olur Murat abi. Hadi çocuklarım, göreyim sizleri. Asılın oyuna. Maçı alırsanız dondurmalar benden. Hadi bakalım yerlerinize. Müsaade olmayacak bu, anlaşıldı. Nereye gidiyorsun? Burada bak ya çocuklar. Rezalet, olur mu böyle şey ya? Komiser abi, şu halime bakın. Maça iki gözle girdik, şimdi biri işe yaramaz oldu. İki gol attım diye beni dövdüler. Kimden davacısınız? Berber Osman'dan, o vurdu gözüme. Murat'tan. Gülşah'tan. Ne? Seni Gülşah mı dövdü? Yalnız beni mi? Arkadaşlarımı da. Konuşabilir miyim komiser amcacığım? Anlat bakalım, nasıl dövdün? Sizden bir ricam var komiser amcacığım. Karşıma gelsin Ömer. Şimdi de arkadaşları gelsin. Hadi. Bu ikisi Ömer'in omuzlarına çıksın. Omuzlarına mı? Hı hı. Hadi bakalım yapın dediğini. Thank you.
Ne olacak şimdi? Üçü bir araya gelince gördün mü komiser amcacığım? Ne kocaman oldular. Nasıl döverim onları? Susun! Haklısın Gülşah. Bu dava düştü. Üçünü de dövmediğini ispatladın. Komiser abi, ya bizim dava ne olacak? Düğünüm hakkı için gözümün üstüne üstüne vurdu Murat. Doğru söylüyor. Ben de şahidim. Ya? Bak, şahidi de var. Ne diyorsun bakalım? Biz namuslu bir maç yapalım dedik. Önce Şevket vurdu bana. Bu işin öncesi sonrası olur mu? Ya patlasaydı adamın gözü? Maç mı yapıyorsunuz, harp mi? Rezalete bakın! Dünyada görülmüş şey midir bu? Komşu mahalledensiniz. Kocaman adamlarsınız. Bir daha tekerrür etmeyeceğine şeref sözü verin, barıştırayım sizi. Hayır, kabul etmem. Davamdan vazgeçmem. Of! Aman! Ay! Ay! Komiser amca! Annemin sancısı tuttu, ona yardım edin! Kardeşimi karakolda mı doğuracak? Nurten, ne yapalım? Kimi çağıralım? Ebe mi, hastane mi? En iyisi biz eve gidelim. Annemi eve götürelim. Müsaade eder misin komiser amcacığım? Götürün yavrum. Hadi durmayın burada, hadi. Hadi. daha ne duruyorsunuz burada? Dava düştü. Taraflar barıştı. Herkes evine. Bir daha da karşıma çıkmayın sakın. Bana kalırsa babacığım, Nuri geride oynasın. O zaman kim mani olacak Pele Ömer'e? En iyisi Ömer'i bizim takıma almak. Bunun için de para lazım. Parayı ben toplarım. Sen mi? Önce mahalleden toplarım, sonra da sinemada konser yaparız. Şişko Nuri'nin sünnetinde nasıl çıkmıştım sahneye ya? Tamam, oldu bu iş. Hem Pele'yi bizim takıma alırız, hem de formalarla pabuçları yenileriz. Gülşah, aklınla bin yaşa sen. Bütün gece sen mi şarkı söyleyeceksin sahnede? Başkaları da olmalı programda. Sen de çıkarsın. Eskiden Beşiktaş kulübünde nasıl top koşturduğunu anlatırsın. Daha başkası? Ebe Hanife abla da kalp de oynar. Keşke üzülmenin bir şeyim yok. Hani bana seslenecektin, ben getirecektim yemeği. Kardeşim tekme attı. Demek futbolcu olacak. Hadi benim sultanım, tıpış tıpış yürü bakayım masaya. Hadi. Annelerin annesi, eline sağlık. Çok güzel pişirmişsin. Afiyet olsun yavrum. Ne güzel anne kokuyorsun. Ne olur bu gece yanında yatayım. Senin yanında yattığım zamanlar en güzel rüyalarımı görüyorum. Olmaz. Görmüyor musun sancıları sıklaştı annenin? Yatağında rahat etmesi lazım. Ama sen hep annemle yatıyorsun. Ne olur bir gececik ben yatsam annemle. Söz veriyorum, yakında hep beraber yatacağız. Ya o nerede yatacak? Kapının önünde. Murat! Anlaşıldı, anlaşıldı. Takıma Peli alacağız. Sinemada konser vereceğiz. Annen de seninle yatmaya söz verdi. Hadi bakalım şimdi atla sırtıma... ...doğru uykuya. Allah rahatlık versin sultanım. Sana da yavrum. Sevişmeniz bitti mi? Hadi yallah. Sevişmeniz.
her şey ne kadar sessiz. Beni seven bir kocam olduğu için, güzel, akıllı bir kızım olduğu için şükrediyorum Tanrı'ya. Nankörlük edecek değilim ama yakında doğumun olacak. Bütçemize bebenin de masrafı binecek. Allah doğacak çocuğu kısmetiyle birlikte getirir dünyaya. Kemal Bey'le mutlaka görüşmeliyim. Bunca zamandır şoförlüğünü yapıyorum. Senin hamile olduğunu da biliyor. Maaşıma zam yapması gerekli. Minnoşcuğum, yatmadan, sana Allah rahatlık versin demeden önce haberin olsun. Yarın mahallede para toplayacağız. Neden biliyor musun? Çır çır spordaki o Arap tele var ya, işte onu bizim takıma transfer edeceğiz. Ya! Murat. Murat. Yanıma gelsene. Sakın sinirlenme zam isterken Kemal Bey'den. Ne de olsa iyi bir işim var. Geçinip gidiyoruz da. Çok şükür, neyimiz eksik? Öyle değil mi? Hı? Evet, öyle. Muzur Ali, senin vazifen Çırçır Spor'daki Pele Ömer'i bulup kimseye çaktırmadan ona bu teklifimizi yapmak. Tamam mı? Ne diyeceğim ona? Soracaksın, bizim takıma girer mi? Girerse ne ister? Tamam. Şişko Nuri, sen para toplayacağımız bir şey bul. Nasıl bir şey? Şöyle tenekeden bir kutu. Oldu mu? Oldu. Kaymak, sen de bir kartona yazı yazarsın. Yazıyı okuyanlar kulübe para topladığımızı anlarlar. Yazarım. Sonra da sinemada konser veririz. Oldu, veririz. Bu çeki Şervin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz. Emredersiniz. Sizden bir şey rica edecektim. Maaşıma zam yapmanız mümkün mü? Zam mı? İhtiyacım var da. 7 yıldır şoförümsün, seni severim. Ama işler pek iyi gitmiyor bu sıra. Hele biraz düşüneyim. Sağ ol. Hadi bakalım, boyacı Spor'a sen de bir kibrit çak Ebe Hanife ablacığım. Ne olacak toplanan bu paralar bakalım? Takıma forma alacağız, pabuç alacağız. Daha başka? Kale direklerinin ağlarını yenileyeceğiz. Transferimiz yok mu? Nasıl da duyarsın kokusunu? En büyük numaramız Pele Ömer. Amigo Gülşah'la Avenesine ocaktan bedava 4 çay. Bu da Rüstem abinizden bir kibritlik ateş. Ya ya ya! Şey şey şey! Haydi spor çok yaşa! Kim o? Benim, Murat. Hoş geldin. Hayrola? Bunu Kemal Bey gönderdi. Sizi kuyumcuya götüreceğim. Oradan da fabrikaya. Oo, 35.000 lira. Ne anlayışlı, cömerttir şu Kemal. Kahvemi içmez misin? Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim. Siz de acele etseniz fena olmaz.
Sana bunu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Gayet basit. Sana olan sevgimin ve itimadımın kıymetini bilmekle. İnsafsızlık ediyorsun. Ben nankör müyüm? Sen başımın tatlı belasısın. Sen de beni üzmekten zevk alan bir canavar. Aman ne kadar çok kibrit çakmışsınız böyle. Boyacı Spor adına hepinizi öperim. Şimdi muhteşem konserimizi önce bir kantoyla açıyoruz. Karşınızda ünlü kanto sanatkarı Ebe Hanife ablamız. Dışarıya, babanın yanına. Ne olur Hanife ablacığım, ben de kalayım. Anneciğime yardım edeyim. Olmaz, hadi bakayım dışarı. Beni de dışarıya attılar. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Ne dedi Ebe Hanife sana? Hiçbir şey demedi. Bu komşu teyzenin torunu babacığım, anlamadın mı sesinden? En iyisi ben kahveye gideyim, tamam mı? Tamam. Ben sana haber
heyecanlı babacığım. Amma da heyecanlı. Gören onu doğum yapıyor sanır. Hay Allah! Sen boşuna üzüyorsun kendini Murat Bey oğlum. Vakti zamanı gelince öğrenir rahatlarsın. Vallahi bizim kaşık düşmanı maşallah manda cibindir. Yedinci çocuğumuzu hani neredeyse ayakta doğuracaktı. Tavşan kanı geldi. Bu çay Murat abimize ocaktan hediyemiz olsun. Kolay değil doğacak çocuğu beklemek değil mi arkadaşlar? kadın kısmı bir doğurur. Murat burada 9 doğuruyor. Bana kalırsa evlat, sen bu kafayla çay değil rakı içmelisin. Efkarını senin ancak rakı baklar, rakı! Babacım, babacım! Bir erkek kardeşim oldu! Hey Rüstem! Bütün çayları bana yaz! Oğlumun şerefine içsin arkadaşlar, eyvve! Kolay mı? Bugüne bugün erkek çocuk babasıyım! Tıpkı sen Murat! Burnu, ağzı, gözleri! Peki, ne koyacağız adını? Bilmem. Önce Gülşah'ın fikrini alsanız hı? Doğru. Onsuz hiçbir şey yapamayız. Nerede Allah aşkına Gülşah? Bana kahveyi haberi getirdi. Hı? Sonra birden yok oldu. Dur kaçma Hüsnü! Dur diyorum sana! Eğer seni bir elime geçirirsem bacaklarından ayıracağım more! Canım! Canım anneciğim! Aman ne güzel kardeşim var! Ay şuna bak! Maşallah! Ne dersin, adını ne koyalım kardeşinin? Fenerbahçe'den Arslan Cemil mi? Galatasaray'dan Yasin mi? Kardeşin muhakkak ünlü bir futbolcu mu olmalı? Başka bir at bulamaz mısın? Nedir? Kardeşime en güzel adı buldum. Rahmetli dedemin adı Haydar. Aferin! Çok güzel, beğendim. Ne diyorsun bu işe Ethem amca? Madem transfer parası toplandı... ...resmen bunu Pele Ömer'e teklif edeceksiniz çocuklar. Tabii ya. İşi kanunen sağlama bağlayalım. Ne dersiniz? Evet derim ama... ...Ethem amca sana verecek paramız yok. Aldırma sen. Feda olsun mesaimiz boyacı spora! Tabii ya! Şimdi iki tarafı da tatmin edecek bir sözleşme yazalım hemen ha? Hadi bakalım! Bu anlaşmayı imza etmem ben! Arkadaş! Sen bizden 700 lira istemedin mi? Ya. Yeni bir takım elbise, hı, yeni pabuç istemedin mi? Ya. Vereceğiz işte! Vazgeçtim! Paradan da, elbiseden de, pabuçtan da! Sıcak başına mı vurdun şaşkoloz? Daha ne zorun var? Çırçır spor bana tam 1000 papel veriyor. İki takım yeni elbise, iki papuç, sezon boyu köfteci Ahmet'ten de bedava yemek. Vay canına! Tufaya bak sen! Hadi eyvallah! Ortağım olduğun için senin kumar borcunu ödedim. Tam 900 bin lira. Artık seninle aynı çatı altında çalışamam. 600 bin daha veriyorum. Fabrikadaki hisseni satın alıyorum. Bu çekin. Bunlar da kumar bonolarım. Şuraya imzanı at, aramızda her şey bitsin. Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez. İmzala ve defol. Senin zam meseleni konuştum Kemal'le. Ne dedi Kemal Bey? Yarın saat 10'da seni köşkte bekliyorum.
Sağ ol Nakı Bey. Bir gün sen de anne olacaksın yavrum. Senin de böyle güzel bir bebeğin olacak. Yaptıklarıma dikkat et de öğren. Sana da bunları annen mi öğretti? Evet. Peki Haydar büyüyünce ona kim öğretecek? Haydar erkek olduğu için bunları öğrenmeyecek. Demek babam kardeşime başka şeyler öğretecek. Öyle değil. Kız çocuğu anneler, erkek çocukları da babalar yetiştirir. Vallahi gel bakalım şimdi ya da. Canım. Üstümüz yat bakalım. Güzelim. Emziriyoruz, altını temizliyoruz, ninni söylüyoruz. İster misin büyüyüp adam olunca bizi beğenmesin? Ya. Biliyor musun babacığım? Pele Ömer su koyuverdi. Anlaşmayı imzalamadı. Ne olacak şimdi? Başlarım şimdi senin Pele Ömer'ine. Sabah boyacı spor, akşam boyacı spor. Yetti be! Aldığım parayla evi döndüremiyorum. Sağa sola borçlandım. Yarın sabah patronla son konuşmamı yapacağım. Çok sinirliyim Nurten. Git de kızının gönlünü al. Bu hayat pahalılığını o çıkarmadı. Benim pabucum dama atıldı. Haydar erkek olduğu için benim yerimi aldı. Sen benim canımın, canımın ta içisin. Kimse alamaz yerini. Ama eskiden bana bağırmazdın. Beni bağışla. Ben ettim, sen etme sultanım. Hadi. Bana bir yanak ver de affettiğini anlayayım. Affederim ama şartım var. Neymiş o? Yarın pazar. Beni arabayla gezdirir misin? Tamam. Sabah patronun evine gideceğim. Oraya kadar birlikte gideriz. Oldu mu? Sabaha son defa konuşacağım Kemal'le. Yola gelmezse, fabrikadaki hissemi geri vermezse yapacağımı bilirim. Gözüne her şeyi aldın demek. Her şeyi de ayarladım bebeğim. Korkma, başın belaya girmeyecek. Kemal ortadan kalkarsa, fabrika, hanlar, arsalar benim olacak hepsi. Yeter ki sonuna kadar sen benimle ol bu oyunda. Peki, oyunun kurbanı kim olacak? Şoför Murat. Gülşah! Gülşah! Hazırım aslan babacığım. Minnoş'u da mı alıyorsun? Onun da canı yok mu? O da gezmek istemez mi? Ne yapalım, boynumuz kıldan incedir güzel kızımıza. Hadi bakalım, minnoşla bana şöyle bir boğaz havası aldır şoför bey. Buyursunlar. Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal bey'e. Pazar günleri evimden çıkmam. Hatta hizmetkarlara bile izin veririm. Başımı dinlerim. Seni ben çağırmadım. Bir yanlışlık olmuş demek. Özür dilerim. Ama madem ki buradayım, müsaadenizle durumumu açmak isterim. Ne varmış durumunda? Karım bir erkek çocuk getirdi dünyaya. Şimdi evde dört nüfus olduk.
Aldığım aylığı denkleştiremiyorum geçimime. Sizden zam istemiştim. Hala bir cevap vermediniz bana. Sana düşüneceğim demiştim. Artık bekleyemem. Lütfen kararınızı verin. Piyasa kırık. Eski işler kalmadı. Maaşına zam yapamam. İşine gelmiyorsa bırak işi. Anlıyorum. Peki muhasebeden borç alabilir mi? Hayır. Çok ihtiyacım var da. Hayır dedik ha. Kendine başka şoför bul. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne oldu babacığım? Gene bozuk çalıyorsun. Kapıştık herifle. İşi bıraktım. Ne biçim bir adam bu? Kanı içilecek bir adam. Yarın ada pazarına gideceğim iş aramaya. Bana dua eder misin? Duana ihtiyacın var. Ederim elbet. Bilmek ister bu şer gönlüm. Yarın muameleyi resmiyete dökeceğim. Fabrikayla hiçbir ilişkin kalmayacak. Çok ileri gittin Kemal. Bırak da fabrikada ufak bir hissemiz olsun. Yeter artık, fazla konuştuk. Pazarına bir bilet istiyorum. Murat Akova mı? Evet, niçin soruyorsunuz? Yolculuk nereye? Cinayet masası. Ada pazarına. Bizimle müdüriyete geleceksin. Niçin? Bunu şefimize sorarsın. Ruhsatlı silah fabrikadan sana verilmiş. Üstünde parmak izleri çıktı. Cesedin elindeki bu anahtarlıkta da kızının resmi var. İşte. Kaç defa sordunuz, kaç defa cevap verdim. Hep aynı şeyler. Saat 10'da köşke gitti. Evet. Hizmetkarların olmadığını biliyordum. Bilmiyordum, kendi söyledi. Başka ne dedi? Maaşını arttırmam dedi. Borç istedim, vermedi. Sen de onu öldürdün. Öldürmedim. Sonra kasadan tam 40 bin lira çaldın. Hayır, çalmadım. Ne görmüşsen, ne duymuşsan aynen bize anlatacağına inanıyorum Gülşah. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Pazar sabahı köşke babanla birlikte mi gittin? Evet. Baban köşke girdikten sonra sen onu mu bekledin? Evet. Yanımda Minnoş da vardı. Demek kedileri seviyorsun. Minnoş kedi değil ki kuş. Arabada babanı beklerken ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir ses de duymadın mı? Hayır, duymadım. Sonra baban geldiğinde ne dedi sana? İşi bırakmış, kızmış da ona. Ben de ne biçim bir adam bu diye sordum babama. Babam da konu içilecek bir adam dedi. Ne sordunuzsa cevap verdim, tamam mı? Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi. Evet, sizi dinliyoruz. Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu. Bana beni sevdiğini söylüyordu. Onun evli olduğunu bilmiyordum. Maktul Kemal aile dostumdu. Murat kazancının azlığından yakınırdı hep. Bana sık sık bir gün çok parası olacağını ve beni Avrupa'ya götüreceğini söylerdi. Son günlerde hep sinirleri bozuktu. Kemal'le kapışacağını hissetmiştim para yüzünden. Onu sevmiştim. Ona inanmıştım. Ama cinayet işleyeceğini
Hiç ummamıştım. Sözlerinin hiçbiri doğru değil. Yalan! Hepsi yalan hakim bey! Deliller ve şahitlerin ifadeleriyle olay ortadadır. Murat Akova cinayeti taammüden işlemiştir. Babacığım! Canım kızım! Yavrum! Hayatımda sadece anneni sevdim. Bunu anlat ona. Üzülme sen aslan babacığım. Hepsini anlatırım anneme. İçim rahatladı şimdi işte. Bu gece mahpusta rahat uyuyabilirim. Kadın kısmı ömrünü erkeğine adamalı. Acılarını paylaşmalı. Ben hep bunu yaptım babana. Sen de şahidimizsin. Ama baban aramıza o kadını soktu. Yapmamalıydı bunu. Yapmamalıydı. Babam hep seni sevdi anneciğim. O kadın yalan söyledi. Daha çocuksun. Anlayamazsın çektiğim acıları. Hapishaneye gitsene. Babamla bunları konuşsana. Göreceksin babam yalan söylemez. O kadınla hiçbir ilişkim olmadı. Beni oyuna getirdiler Nurten. Dinim hakkı için gerçeği söylüyorum. Seni seviyormuş. Sen de onu sevmişsin. 1,5 yıldır gizli münasebetiniz olduğunu mahkemede ulu orta söyledi. Niçin onu susturmadın? Niçin? Bana inanman lazım. İnanmazsan, böyle bir günümde yanımda olmazsan... ...sonra nasıl dönerim evimize? Kadınımsın. Kader bizi birbirimize yazmış. Çocuklarımın anasısın. İnan bana. Hepsi yalan. Hepsi düzen. Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu. Yemin ederim o kadınla hiçbir ilişkim olmadı. Bana beni sevdiğini söylüyordu. İnan, hepsi yalan, hepsi düzen. Bana beni sevdiğini söylemişti. Sevdiğini söylemişti. Vazife icabı haberi benim vermem lazım ama yapamam bunu. Parmak kadar çocuğa nasıl söylerim anasının trafik kazası geçirip hastanede ameliyat olduğunu? Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Uyusana Haydar Bey kardeşim. Anacığın gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni. Bir de sütünü emdin mi, mayışıp kalırsın. Ya Haydar Bey kardeşim, hadi kapa gözlerini de uyu bakalım. Daha sofrayı kuracağım oğlum.
Dandini dandini dastana, danalar girmiş postana. Nananalaylay. Kadıncağız ölümden zor kurtulmuş. Gel de bunu anlat bakalım Gülşah. İnsanın anlatmaya dili varmaz. Ne olacak? Çocuk evde annesini bekler. Biz burada düşünüp dururuz. Kim verecek haberi Gülşah? Bu işi yapsa Ebu Hanife yapar. Gülşah dünyaya o getirdi. Yari ana sayılır. O becerir bunu. Ne duruyorsunuz? Gidip haber verseniz Hanife kadına. Anneciğim! Annem yok mu? Yalnız ben geldim. Oo, sofrayı da hazırlamışsın. Sofrayı mı? Haydar Bey'in altını temizledim. Ona ninni söyledim. Uyuttum. Ya! Aferin sana. Annem hala gelmedi. Annenden geliyorum ben. Nerede anne? Bir müddet eve gelemeyecek. Buna haber vermeye geldim. Hapishanede babamla birlikte mi kalacak? Annen hapishanede değil yavrucuğum. Hastanede. Hastanede mi? Hayat bu. Zorluklara göğüs germeyi, acılara katlanmayı öğrenmelisin. Sen artık bu evin küçük annesisin. Ne oldu anneme? Kaza geçirmiş. Bir araba kazası. Ama şimdi sıhhati iyi. Onu göremez miyim? Bu gece seninle birlikte yemek yeriz, yatarız. Sabaha da komiser amcan gelir, seni hastaneye götürür. Ya Haydar? Sen dönünceye kadar ona ben bakarım. Annem ölmeyecek değil mi? Ölmeyecek tabii. Ne talihsiz bir insanım ben. Babam hapishanede, annem hastanede. No, canın ağlamak mı istiyor? Evet ama senden utanıyorum. Sen doğduğun günde ağlamıştın. Hadi utanma yavrum. Açılırsın, ağla. Annen kurtulacak, iyi olacak. Ama bir müddet burada kalması lazım. Doktor öyle söyledi. Şimdi anneni sadece göreceksin. Konuşmana izin yok. Tamam mı Gülşah? Komiser Faik 250 lira, Tombiş 200 lira, Kamer 120 lira, Osman 150 lira, Rüstem 180 lira, Kazım 200 lira, Abbas 80 lira. Az verdin be Abbas. Eğer başka param varsa teneşir param olsun. Benden de 140 lira. Hepsini topladık etti tas tamamına 1320 lira. Bu paranın faydası olur sanırım Gülşah. Olmasına olur ya, bakalım kabul edecek mi? Öyle. Şşt, geliyor. Vay, amigomuz şeref verdiler. Demli bir çaya ne dersin? İstemem. Bugün hiç keyfim yok, yüreğim yanıyor. Buz gibi limonatam var, yürekleri serinletir. Limonata da istemem Tombiş amca. Gülşah kızım,
Üst üste acılar seni buldu. Allah büyüktür. Sabredenin doğrunun yanındadır. Annen hastaneden, baban da hapishaneden çıkıncaya kadar sen bizim kızımız sayılırsın. Naçizane aramızda uç beş kuruş topladık. Kabul edersen hepimizi sevindirirsin. Hepiniz çok iyisiniz. Sağ olun ama kabul edemem. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Çalışıp anneme babama yardım ederim. Haklısın ama biz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Annem için, babam için sadece dua edin. Yeter bu. Kamer baba, ha. İki azat kuşu verir misin bana? Al kızım, al. Seni annem için, seni de babam için azat ediyorum. İnşallah yakında anneciğim de babacığım da azat olur. Haydar'a bir iş buldum. Madem çalışmaya karar verdin, hem sana ayak bağı olmaz, hem de kendi masrafını kendi çıkarır. Anlayamadım. Tanıdığım varlıklı bir kadın var, yukarı mahallede. Bebeği öldü. Kadıncağızın göğüsleri süt dolu. Sancılanıyor ikide bir. Haydar onun sütünü emer, hem beslenir, hem de para kazanır ablası. Peki bunu kabul eder mi o kadın? Etti bile. Dün konuştum. Evlat hasretini gidireceği için çok sevindi. Çantaya Haydar'ın her şeyini aldım. Hemen gitmem lazım. Madem sen böyle istiyorsun Ebe ablacığım. Peki. Hadi bakalım Haydar. Doğru iş başına. Alnının teriyle kazan parayı. Seni çok özleyeceğim Haydar Bey kardeşim. Çalışamayacağını, bu yaşta para kazanamayacağını sanki bilmiyor muyum? Ama sokaklarda çalışmaya mecburum Haydar. Sana bakamazdım. En iyisini yaptı Hanife abla. Beni affet kardeşim. Başına gelenleri duydum kızım. Artık sen bahçemden çiçek çalmayınca bahçıvanlığımın tadı kalmadı. Çiçek çalacak halim mi kaldı? Duydum ki çalışacak, ekmek parası kazanacakmışsın. Sana en güzel çiçeklerimden ayırdım. Hem de bedavadan. Ne dersin? Var mısın çiçek satmaya? Varım. Gel bakalım öyleyse. Çiçek var. Güzel çiçeklerim var. Çiçek var. Mis kokulu çiçek var. Çiçeklerim var. Mis kokulu çiçeklerim var. Defol! Bura bizim yerimiz. Gelirsen bacaklarını cart diye ayırırım. Ben de ekmek parama çıktım. Sana mani olan mı var? Bacak kadar boyunla rızkımızla mı oynarsın velet? Defol buradan. Hadi bakayım. Hadi hadi çek arabanı. Yallah hadi. Hadi yürü. Thank you.
şöyle, oturun Gülüşe Hanım. Ne var bugün listelerde? Kuzu fırın, şiş kebap. Kuzu fırın olsun. Baş üstüne. Gülşah Hanım'a kuzu fırın! Bana bir sürü şey getirmişsin. Niçin masraf ettin bir tanem? Annemsin. Canımın canının ta içisin. Ben ne güne çalışıyorum? Senin için, babam için. Hepinizi özledim. Evimiz gözümde tütüyor. Biz de seni özledik anacığım. Yakında hastaneden çıkacağım. O zaman çalıştırmam seni. İki dünya bir araya gelse çalıştırmam. Bu çaresizliğime hoş gör kızım. Ağlama güzelim. Sen anneysen ben de küçük anneyim artık. Alnımıza böyle yazılmış, ne yapalım? Geldi geçti işte. Hadi gül bakayım. Gül de iki yanağında güller açılsın. Sigaralar var. Sigaralar. Sigaralar. Sigaralar var. Sigaralar. Sigaralar. Sigaralar var. Marlboro evi. Marlboro evi. Marlboro 10 teknik abi. Marlboro var, Kent var, sigaralar var, sigara... Yürü, yürü bakalım. Sen polis değilsin. Aferin sana, kafan çalışıyor. Ne istiyorsun benden? Bırak gideyim. Önce bana cevap ver. Anan baban var mı? Mantar gibi yerden bitmedik ya. Anam da var, babam da. Neredeler? Babam hapishanede, annem hastanede. Güzel. İşte size bir kardeş. Hoş geldin desenize. Yeter. Ailemize giren ölünceye kadar burada yaşar. Dileneceksin ve bana para getireceksin. Eğer numara yapmaya kalkarsan, kaçmak istersen seni parça parça doğrarım. Leşini köpeklere at. Sorduğumuz 9. karakol. Kimse Gülşah'ın nerede olduğunu bilmiyor. Ya, annesine haber versek mi acaba? Deli misin sen? Şuraya bakın, Gülşah değil mi o? Aa, dilencilik yapıyor. Nasıl oldu bu iş? Hey, şu adama bakın. Gülşah bu adamın eline mi düştü acaba? Baksanıza, gözleri hep Gülşah'ta. Hadi Gülşah'ı kurtaralım. Koş. Sana bir şey söyleyeceğiz. Kararımızı verdik.
Artık seni hiç yalnız bırakmayacağız. O gece sinemada olduğu gibi biz çalacağız. Ben de şarkı söyleyeceğim. İyiyim kızım. Sana sevineceğin haberlerim var. Polis bazı ipuçları bulmuş. Göreceksin, adalet yerini bulacak. Çok sevindim. Yakında seni bırakırlar Aslan babacığım. Annem de hastaneden çıkacak. Artık kötü günlerimiz sona eriyor. Evet, eriyor. Hepinizi çok özledim. Sana temiz çamaşır getirdim, sigara da. Senden iftihar ediyorum küçük anne. Kendime örnek aldım, tuttun dedin mi? Yalnız bir dev çiçekle bahar geçer mi? Her çiçeğin başkadır, kokusu tadı. Damarımda dolaşır dedemin kanı. Ah dede, bah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Ah dede, bah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm senin yüzünden. Babama, bu anneme, bu da bana. Haydar'a yok mu? O kendi masrafını kendisi çıkar diyor oğlum. Şerefe. Şerefe. Merak ettiğim bir şey var Gülşah. İçin kan ağlarken nasıl şarkı söyleyip dans ediyorsun? Biz sanatkarların kaderi böyledir oğlum. İçimiz kan ağlasa da yüzümüz hep güler. Şuraya bakın. Bizim açlıktan imanımız gevresin. Onlar gülerek yaşasınlar. Kardeşim, dünya böyle işte. Aldırmayın. Bizim fakir gönlümüz ne zaman bir kürk, bir han, bir saray istedi? Doğru. Gelin Cici hanımefendi ile Cici beylere bir şarkı patlatalım. Müzik.
Bravo, bravo, çok güzel, bravo. Geçmiş olsun yenge. Sağ olasın Kazım abi. Bizi evden önce acaba hapishaneye götürebilir misin? Başım üstünde yarınız var. Emrad'ın fizanacı değil. Bizi yeniden sağ salim bir araya getiren Yüce Tanrı'ya şükrederim. Senden boş yere şüphelendiğim için beni affet Murat. Sen de haklıydın Nurten. Mahkemedeki ifadesinde çok iyi rol oynadı namussuz karı. Eminim beni boş yere yakmadı. Gitsem, konuşsam onunla. Boş, bir fayda vermez. Belki onu yola getiririm. Taştan da olsa belki yüreği sızlar, pişman olur. Mahkemede ve poliste ne söylediysem onu biliyorum. Kocamın sizinle ilişkisi olmadığına eminim. Niçin yaptınız bize bu kötülüğü? Yuvamıza kara bulutlar çöktürdünüz. Çocuklarımın babasına katil damgası vurdurdunuz. Niçin? Babam o adamı öldürmedi. Bizim aileden katil çıkmaz. Bize yardım etmeyecek misiniz? Boşuna geldiniz buraya. Hem daha fazla vaktim yok. Deli misin sen? Nasıl kaçırırız bebeği Gülşah? Nerede saklarız? Nasıl bakarız? Siz erkeksiniz ama ben kadınım. Bebeğe nasıl bakılacağını bilirim. Saklayacağınız yeri de buldum. Göreceksiniz, çocuğunun acısı yüreğine oturunca bülbül gibi konuşacak. Konuşunca da babam hapisten kurtulacak. Tamam mı? Var mısınız bu işte? Varız. Sakın polise haber vereyim deme. Sonra başımıza iş açarsın. Ben onsuz yaşayamam. Kim kaçırabilir yavrumu? Yalvarırım, bana yardım et. Elbet yardım edeceğim. Sakın benden habersiz hiçbir şey yapma. Yapma, sonra Arap saçına çevirirsin işleri. Etmiyor. Ne biçim bebek bu yahu? Bizim Haydar Bey'e hiç benzemiyor. Bebek sana çok yakıştı. Yaşın müsait olsaydı seni babandan isterdim. Senin yaşın küçük ama kaymak, kalbin kocaman. Bırakın gırgırı da şimdi ne yapacağız ona bakalım. Doğru, bunun annesine gideceğiz, hesap soracağız. Tamam mı? Kim gidecek? Benle Şişko Nuri. Nasıl gireceksiniz içeriye? Öyle bir numaram var ki, sıkıysa bizi içeriye almasınlar. Bana adıyla, sanıyla küçük anne derler. Nereye böyle? Nereye olacak kardeşim? İçeriye. Buraya çocuklar giremez. Sen gözlerine gözlük tak. Biz çocuk muyuz? Ya nesiniz? Cüceyiz. Ben 25 yaşındayım. Hocam Nuri Bey de 30 yaşında. İnanmazsan bizim mahallede herkese sor. Hadi bakalım çekil yolumuzdan. Buyurun. Buyurun beyefendi. Bir
viski istiyorum. Ayılsana garsoncu, kulağın sağır mı senin? Kocama viski, bana da gazoz getir. Baş üstüne hanımefendi. Ben odasına gidiyorum. Sen vaziyeti idare et Nuri Beyciğim. Seninle konuşmaya geldim. Kimseyle konuşacak vaktim yok. Rahatsız etme beni. Aklını başına topla da beni iyice dinle kızım. Çocuğun elimizde. Eğer polise gidip babamın suçsuz olduğunu söylersen çocuğuna kavuşursun. Hayır, yapamam bunu. Sen bilirsin, o zaman da çocuğunun yüzünü göremezsin. Kaç para istiyorsunuz? Ne isterseniz vermeye hazırım. Para değil. Ben babamı istiyorum. Babamın suçsuz olduğunu ispat etmek istiyorum. Aramızda kalsın bu. Yoksa kızın açlıktan ölür. Ne mama yiyor ne uyuyor. Zavallı bebecik. Günahı ne bunun? Bütün suç anasında. Haklısın Gülşah. Anaların suçlarını hiçbir zaman çocukları çekmemeli. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Uyu kızım Hadi bakalım kızım uyu. Uyu da rüyanda anacığını gör. Sabah olsun ilk işimiz seni anana götürmek olacak. Ya ya ya, şa şa şa, Gülşah Gülşah çok yaşa. Yavrum, yavrum, yavrum benim. Ben senin gibi kötü kalpli olmadığım için kıyamadım bebeğine. Ama sen kıydın bize. Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular. Affedin hepiniz beni. Affetmek mi? Affetmek Allah'a mahsustur. Nen var küçük anne? Şimdi hatırladım resimdeki adamı. Evin önünde görmüştüm onu. Daha önce de fabrikada görmüştüm. Babam beni fabrikaya götürmüştü. Babamla konuşurken kapıda gördüm, iki adamı sormuştum. Ama biri ölen adam, biri de resimdekiydi. Bu işte bir bit yeniği var. Şişko Nuri, yardım eder misin bana? Ne yapacağım? Fabrikaya gideceğiz yarın. Adamı bulduk mu gerisi kolay. Tamam. Çok acı çektin Murat. Sen de ailen de. Ama nihayet yolun sonuna geldik. Sanırım bugün her şey aydınlığa çıkacak. Adını temize çıkarman için bize yardım etmen gerekli. Yardıma hazırım efendim. Yeter ki temize çıkayım, adalet yerini bulsun. Önce Şermin'i ziyaret edelim. Seni kulüpte görünce ne yapacağını merak ediyoruz. Artık bunu alabilirsin. Sağ ol. Efendim. Sana söylemiştim. Mahvolduk işte. Murat burada. Nasıl kurtuldun? Nasıl kaçtı? Söyle, ne yapacağım şimdi? Büyütme her şeyi. Aklını başına topla. Hemen terk et kulübü. Kimseye görünmeden doğru eve git, beni bekle. Geliyor. Kadının evine gidecek. Şimdi ne yapacağız? Ben onunla gideceğim. Sen de anneme git, komiser amcaya git, anlat durumu. Hadi çabuk! Hmm.
Sana sakin ol ve beni bekle demedin mi? Ben gidiyorum, yokum artık bu işlerde. Kimden kaçıyorsun? Belki benzettin mi Murat'ı? Hayır, benzetmedim, oydu. Delirdin mi sen? Kızımı onlar kaçırdı. Yaptıklarıma pişman oldum. Sana uymamalıydım. Yok canım, son pişmanlık fayda vermez bebeğim. Ölsem de kalmam artık burada. Bırak yakama Hakkı. Bir kere bulaştın bu işe, çaren yok. Benden ayrılamazsın artık. Bana mani olamazsın. Üstüme gelme, her şeyi anlatırım polise. Katil Hakkı'dır. Ben de suç ortağıyım. Durmayın, yetişin. Şimdi de Gülşah'ı öldürecek. İnşaatlara doğru gittiklerini gördüm.
Korkma, sıkı tutun. Beni iyice dinle. Baban kurtuldu. Polis katili yakaladı. Artık bütün kötü şeyler bitti yavrum. Evimize dönüyoruz. Evet, evimize dönüyoruz. Anladım babacığım, evimize dönüyoruz. Aferin İnşallah. Kızım. Kızım, baban ne derse onu yapacaksın. Yaparım. Hatırlıyor musun, seninle bir gün Belgrad ormanlarında köprü oyunu oynamıştık. Sen köprü olmuştun, ben de üstünde yürümüştüm. Tamam, şimdi burada da aynı oyunu oynayacağız. Dikkat et, sakın heyecanlanma. Tamam mı yavrum? Hadi. Gel kızım. Yavaş, dikkat et. Dikkat et yavrum, gel. Yavrum. Gel bana. Dikkat. Gel kızım, Gülşen, gel yavrum. Gülşen. Gel, Gülşen. Ay yavrum. Anneciğim. Yavrum. Annem. Hadi anne. Yavrum. Yavrum.